Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Anneannem. Sefalar getirdiniz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Hemen niye öyle bakın? Oğlum gelin git defa mı görüyorsun? Arkadaşlar biz hazırlandık. Üstümüz başımıza giyindik. Hasan gözlük temizliğine şey yaptı. Başladı. Şöyle garajdan öbür arabamızdan şey aldım Dali. Geldim. Dali'den. Hasan gözlük malzemelerini. Arkadaşlar bayağı tozlanmışmış. Birkaç gündür silmiyordum bunu. Hasan evde aradı taradı bulamadı. Meğerse benim ayakkabımın içine koymuş. Ne kadar güvenilir gelmiş ayakkabım sana. Doğru düzgün de kullanmıyorum. Kaç gündür ama artık kullanacağım. Çünkü televizyona bakarken falan iyi olmuyor. İyice. İşte gözün iyice ilerletiyorsun. Takmadığın için. Çok uzakta bir de şey. Televizyon artık. Ondan dolayı kullanacağım arkadaşlar bunu. Evet canlar. Biz Aksaray'a doğru gidiyoruz canlar. Yeni buldum ha. Burası zaten boz gidiyor. Arkadaşlar şöyle bacıma kavuştum. Biz aslında evet. Videomuzu o taraftan başlattık. Başlattık sonra geri oraya evet. Eklememeye karar verdik. Çünkü orada kapıya çıktık. Oh canım burada daha iyi. Ne oturuyorsun? Ben öyle yapma annem. Senin kızına gelsinler. Arkadaşlar biz bulaştık. Bir çarşıdan alacaklarım vardı aslında ama almadım. Beğenmedim. İnternette daha iyi biliyorsun. Biraz. Evet ona bakın bacım. O zaman eve gidince. Peki bak termot marka varmış. O çok iyiymiş. Şimdi indirimdeymiş. Bak hep kıyafetleriniz hep çıkarıyor. Çıkarsın. Döküyor sırayı. O pek sever çantayı kirlemeyi. Bildim aynı değil üstüde. Ben de getirdim çantamı. Sütü aldık ya onun dışında bir şey yok zaten. Cep çıkarır bak. Çıkarsın. Arkadaşlar çocuklarımız burada dışarıda bir yağmur başladı. Dışarı çok soğuk. Biz aslında öbür alışveriş taraflarına gidecektik ama belaya gitmedik çünkü yağmur yağdı. Ona yüzüz geleceğim. Gündüzden de soğuk olmadı. Bir de çocuklar olmayacak. Ömer durduramadık. Bacım şöyle salata yapmış. Oo, zehir gibi acım. Ne acım? Otoşu. Ooo. Yaktı beni. Tanışayım ya bu turşu olsan yine turşular. Şöyle. Şuna turşularımızı koyduk. Acı biberli turşular. Bacım tarator yaptı. Tarator muydu bacım? Hı, havuç tarator. Havuç tarator. Şimdi yemeğe nasıl koyalım biliyor musun? Şöyle 3 tane bundan 2 tane ondan mı koysak? Nasıl yapalım? Yoksa ayrı ayrı mı koyalım? Sen ne diyorsun? Aslında bu tadı tavuk sütü olacaktı. Ama o zaman tavuk koyusu bulamadığı için bu kalçayı hep doğradım. O da hep kemik çıktı. Maya kemik olduğu için patates gibi. Evet. Olsun bacım elin ayağına sağlık. Haydi ama nasıl atlamış bir gol. Valla senin evdeyse o da atlıdır zaten bacım. Aslında bunun böyle... amacı soteydi. Domates gibi her şey girdiydi. Normal patates yemeğine girmez ya. Normal sulu patatesi koymam mı ben domates gibi her şeyi koymam. Sonra oldu bu patates yemeğe. Hmm.
Ayrı ayrı mı bölelim? Emel'in çorabı götürüyorum. Sen ayağına giydirir. Şöyle ortaya bölelim, ayrı ayrı mı bölelim? Nasıl ayrı? 3 tane ondan, 2 tane ondan. He başım öyle yapalım. 3 ondan. Sineye koyacağız, deniz sığmaz diye. Ayaklı sinize sığmaz mı? Ayaklı sineye getirir mi? Kocaman ya, kocaman. Yok ya, boş ver. Normal sineye koyma. Ben alışıydım. Ne yapalım? Onları da şunlara bölelim. Biz neyle böyle ki hangi tahta kaçtığımızdan böyle? Dur, afar etmez. Tahtayla bölmesen normal bir bölse bana. Kızılmaz mı? Zaten kızıl olmuş. Sizler medeyecek biz nasıl tüm bacım? Tahta kaçtığımızda mı? Makine de. Şunu böleriz. Makine de herhalde. Makine boşaltıyor. Ben de makineyi yine dolduruyordum daha gelirken. Bulaşlar boşaltıyor. Evlerimi süpürdüm. Tüm makineyi çalıştırdık bacım. O süpürge elektrikliği. Hangisini? Şey mi? Ortada dolanan. Onun tövmesi dolmuş meyesinden. Çok iyi süpürüyor. Vallahi. Onu çalıştır işte işini bu. Çalıştır. Kendim kurdum. Böyle de kendim yaptım. Ya o da yarın yapsın. Benim yarın misafir anneciğim arkadaşlar bu arada. He. Halam bir gelecek kuzenimle beraber. Sen işin olduğu bunu süpürsün. Su döküyorum. Suyla oynayacak. Burada fileler iyi olmuş bacım. He valla file yaptı kanka. Ağzından kayıp kayıp gidiyordu. Ne oldu teyzem? Öyle o çok canlı herhalde. Neymiş o? Amcan gelirse kızarsan şazlar etini veriyormuş. Ya şu anne niye zarar veriyor? Fikçi Bartı bacı. Zeynep'e bak hani çantanı nasıl boşaltmış. İşte Zeynep Hanım boşadır çantayı. Emez Zeynep'e gitti. Burada da ne boyunsa boşaltır. Çantamıza koyundan da karsan boğulur. Kıyafetleriz koy çantayı. Ne adam pilav yapmışsın. Bir tarafta pilav koydumdur. Ya da bunlar çok doldurayım şöyle. Ne adam plan yapmışsın? Bacım döktümüş valla. Çok bir şey yapamadım ki. Ay, daha ne yapacağım bacım? Arkadaşlar dün bacımın kanı ağrımış. Biraz rahatsızlanmış. Mide sarmış. Midem de çok kötüydü. Hem istihbar etmiş. Aynı zamanda da başımda dönüyor. Tansiyonum düştü dün. Emoji mi acaba? Panik atak mı yaptın ki? Hayır hayır. Tansiyon düştü. Öyle mi? Yemek yemediğim için hiçbir şey yemedim. Ben normalde çok yiyorum ya. Şimdi emzirdiğim için. Bir de bir şey yemedim de Zeynep emdiği için tansiyon düştü dün. Ondan sonra da sıkıntılandım da bugün iyiyim biraz ama yine var mı kendi? Yiyebiliyorum ama da öyle istiyorum değil. Acayip olmuş. Size tam gösteremem bunu beni eğersen çünkü dökülür arkadaşlar. Götüreceğiz. Nereye? Evet. Burada iyi bir el bacı. Orada da olur, içeride de olur. Fark etmiyor. Şurada iyi bir el. Olmaz mı? Masada da olur. Masaya çocuk ama şimdi oturamazlar. Şunları da alayım. Şu sandalye nasıl yoldu biliyor musun? Seni yiyelim be. Yusuf nasıl ben Zeynep'e bak. Oturuyorum vallaha bak. Zeynep oturuyor hiç kalkmadan yemeğini yiyor. Vallaha. İyi oldu. Arkadaşlar Melih ablam bana Ömer'i doğum yaptığım zamanlarda oturma masası göndermişti. O sandalyesiyle bacım. Yemek çocuk için, yemek masası göndermişti Ömer'e. Kim gönderdi onu? Melih ablam gönderdi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. O zaman göndermişti. Ben Ömer'e biraz kullandım arkadaşlar ama Ömer'i yenemedim. Çünkü çok hareketliydi. Şimdi de Zeynep'e biraz kaldı. Zeynep oturuyor. Evet. Zeynep'ime getirdim. Sapa sağlam duruyordu. Paketleyip kaldırmıştım. Orada kulası hep onun üstünde yemek yiyor. Eyvallah. Allah nasıl dua ediyor bize. Diyorum ki şu zamanında alaydım yani. Hiç benim aklıma gelmedi, ben oturmayacak diye düşündüm. Bir de arkadaşlar bacım sonradan tek benim de aklıma gelmedi. Ben de hiç oturacağını düşünmedim yani. Böyle oturacağını bir kenara koydum. Yeni yemeğe başlayınca. İşte dedi böyle ben oturma şey alacağım, sandalyesi alacağım. Zeynep'e ben de var dedim. E zaten hani bacımın çocuğu olur işte. Çocuğumuz olur. Selam diyorsun. Neymiş bu kızı? Abi bu kızı. Ne diyor? Kaçacağını diyor mu? Başka bulamaz. Adımdım. Çotur şu yönüne koyacağız. Dört gitmez mi bacı? He? Dört tane. Bak hele Emo Zeynep biliyor bundan benim olduğunu ha. Bilir. Şekli diyor. Akşam anda dur. Amcam geliyor. Dursunsuz orayı oğlum. Zeynep düşer diye yapmış teyzem onu. Yazık Zeynep düşüyormuş oğlum. Zeynep altına yatıyor altından gidiyor abisi. Zaten her yer ideal bir şekilde sıcak arkadaşlar. Evet. Bacım şöyle turşularını da koymuş. Kayık tabaklarına. Kayık. Biz hala çantalarını al. Amca geliyor değil mi? Emin geliyor olsan Emin.
bu şekilde canlar. Sizlere soframızı gösterelim. Videomuzun devamında görüşürüz diyelim sizlere. Evet arkadaşlar, yemeklerimizi görüyorsunuz. Bacımız bitirmiş. Ellerine sağlık olsun. Kesinlikle bereket olsun. Benim abla böyle demiş bacım. He. Çok güzel he. Pot göndermiş. Bundan göndermiş. Kaan da böyle simsiyah bir mont. Şimdi mi göndermişti? Bilmiyorum herhalde. Geçen sene falan. He. Öyleydi. O da siyah. Hayır. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayır Ömer, dökme. Allah'ım ne muradı varsa versin. Aynen. Dün Hasan'dan mesajlar şurada, hani de hızır gibi yetişiyorsun diyorum şey. Ömer. Hep dualarda. Vallahi. Seni abi ediyor. Şöyle bacı güzelim yine. Evet, hayır, hayır, el ağrıdı bence. El ağrıdı bence. Tanrı. İçit damlatalım. Fazlası beni bulandırıyor bacım da. Semer, hep bir yemek kaşığını içit sızdıracağım. Arkadaşlar şöyle bacım. Ama bunu direkt fırından sütü bacım. Ben çekildim yap. Her akşam kaynattın mı? Kaynatmadım. Normalde eğer şekeri ıslatmazsam öyle tencerede kaynatıyorum. Şeker erisin diye. Nasıl yaptım ben onu? Ne ıslattım? Geldim tenceremin içine. Tencere ıslatsan tepsiye tok. Aa böyle pişiyor. Vallahi. Üstüne de yağlı kağıt kapatan mahvediyor fırını. Fırını değil mi? Fırını mahvediyor. Fırını yap mı? Tabii. Tencerede yapma o zaman. Senin için verin mi şu tabağı? Bundan mı? Tepsine. Yok. Benimki böyle yani. Benimki böyle olduğu için şeyle. İnce olduğu için hep kaynadığı zaman. Ya kağıttan serin bacım yine de. Yine de bir bak bakalım, ben ayarla onu bir şekilde. Çok az sızdıracağım üstüne. Fazla ben sevmem hiç tahil. Çocuklara da boyalım biraz daha. Burada isimler bacım gelince. Hani hani sen de mi yiyeceksin? Hanım sen de mi yiyeceksin? Arkadaşlar Zeynep bir görseniz şöyle bal kaymağı Allah esirgesin. Öyle bir ayrı tatlı bir şey var. Süt istiyor yine süt. İslam diyor. Allah Allah. Estağfurullah. Aç bacım. Baba süt ses tuttu. Yemek de gidelim ama şimdi. Yemek de acık idi. Soğudum yok, soğumamış. Al kızım. Al fındığı. Allah Allah. Vallahi keşke alışsaydı, nasıl mutlu olurum. Teyzesinin eli belki daha şey geldi fıstığıma. Allah. Arkadaşlar sütü içmiyor. Bir de içse çok iyi olacak. Çünkü bana çok eziyet yapıyor. Sabaha kadar hiçbir şekilde uyumuyor. Bugün 4'te uyandı. Saat 8'e kadar hiçbir şekilde ayıramadım. Emzire emzire emzire. Ora dönüyorum, bura dönüyorum, şura dönüyorum. Bırakmadı. Emo artık anne sütüyle doyma vakti geçti bacım. Yaşına gitti. 6 aya kadar işte. Anne sütü doyuruyor. Ama bacım sağlığı için yine vereceksen ver arada. Ama sen böyle ek gıdaya geçmen gerekiyor. Biz ondan denedik. İçmedi, içmedi. Denedik. Kız beni bekliyor. Vallahi şey aldık. Devam sütü aldık. Mama falan mı alsam diye düşündüm. Ya. Gel teyze bak. Süte başladı. Vallahi içerisinde ben de başlattım böyle. Keşke isteyeyim. Ben nasıl çillendirdim. Gel bu tarafa da bu göster teyzelerine. Gel. Vay. Yusuf bunları şeye dikecek bahçeye. Güzel oğlum her şeyi hallediyor maşallah. Aman Esnaf çillenmiş ha. Çillendirdi. Bir tabak daha çillendi. Sen mi öğrendin? Kendi yapıyor böyle. Kendi. Ben kendim yapmıyorum. Kızım. Afındım afındım. Kurban olsun, senin de var. Ya sonra bir tane daha yaptım. Reyhançe mi? Şiştik ama nasıl yemek yedik? Olsun şuradaydık. İter ciğerim valla iter. Bozukta kalmışmış. Bana iki poşet de hiç az az ama işlerinde. Kaç tane var mı? Az az iter. Bacımın meşhur poğaçası. He. Ama ben geçen yaptım. Yağsın çok oldu ki bacı. Çok mu yaptın yağı? Baba tatlısı hazırlıyor. Tamam bebişim. Ben yarım su bardağından biraz fazla koyuyorum. Ağzına kalan eksik kısmı da hamuru yoğururken, toplarken kullanıyorum. Emo nasıl yaptım ama ben biliyor musun? İnek sütümüzün süt istiyor. Anne anne diyor sana. Al annem. Teyze aşkım. Al annem. Poğaça istiyor. Poğaça istiyor. Poğaça istiyor. Seni bildim ben. Şey yaptım Emo. Süt ekliyor ya ısıtıkta. Yine sütünü Ömer'e ben pişiriyorum ya mesela. İki gün önce pişirdiydim. He. Böyle üstünde yüzü duruyordu. Maşallah böyle bir tabak halinde onu da kattım içine. O yağ işte. Kaymak niyetinde olsun. O tüm yağ. Yağlı olur. Bir de süt var. Onu aşma yapsan nasıl iyi olurdu? İşte şimdi yine dün süt pişirdim, taze süt. Hep alalım. Bunun parçalar atar. Esnaf mı? Keşke süt isteydim o zaman. Dur bakalım, sütü alışırsa ben veririm bundan sonra. Peki, deneyim valla. Geceli gündüzü. Bir, dene bacım, bir de hani vallahi yavaş beni mahvediyor artık. Diyor muyum? Büyüdü yani. Zor artık. Bir boronla mı acaba diye düşündüm şundan. Bir de şeyin suluğuna büyük başlık aldık. Ondan denedim. Ben onu kendi elinden veriyorum çekim. Yok öyle daha denedim, içmedi ki. Şöyle şeyden işte şu biberonla. Acaba cam ya ağır mı geliyor ki diye de ama ne alakası. Şey suluğu plastik, suluğun ucuna şey aldık, biberon ucu aldık. He. Ondan denedik, ondan da içmedi. Aslında böyle tabii bebekken alıştıracaktık biz bunu. Hem mama verecektik hem şey anne sütü. Korkuyor, yapamıyor ama olacaktı yani. İşte.
Hatta bizden kıyamıyor arkadaşlar anne sütünü bırakacak diye. Anne sütü de bir zamandan sonra bak benim çocuklara 3 aya kadar yarar, anne sütü 3 aydan sonra zayıflar benim çocuklar. Estağfurullah. Valla. İkisinde de bak aynı şeyi gözlemledim. Yusuf da 3 aya kadar tosun gibi oldu, 3 aydan sonra kurudu. Bu da öyle oldu. İyi değil miydi 3 aylıkken tosun gibiydi? Tabii maşallah. Sırtını nasıl ettiydi maşallah. Zeynoş'umuz da iyiydi, Yusuf'umuz da öyleyken iyiydi. Sonra Yusuf bir rahatsızlandı arkadaşlar. Bronşit oldu. Ondan sonra şey yaptı. Kan gibi aynı. O da öyle oldu. Değil mi? Şimdi karnlarının kilo olduğuna bakmayın arkadaşlar. Küçükken pek kufkuruydu. Çok sapsayıftı. Şurada da gofret var canım. Şundan da gofret. Vallahi o da var. Olsun dur koyarak ince. Emoş bacım haftaya bana şey gelecek inşallah. Şey koy şuradan da. Haftaya Eko'ya gelince inşallah. Şöyle görüyorsunuz. Anne valla benimki böyle olmadı. İçi yağlı yağlıydı. Bak hele. Aynı tarif ama. Tarif aynı. Ben o sütün yüzünü kattım ya bacım. Sen benim tarif var ya gram gramla uygula. Fazla unu bile fazla atma. Valla. Tam 5,5 at hadi bir de bir kaşık daha fazla. Anne nasıl yaptı memo? Anne nasıl yaptı sana izle. Ben senin tarif yapayım yani. Bilmiyorum valla annem bir nasıl. Biz onu kaymakla yedik. Allah Allah. Vallahi yeni duydum. Olsan yedi yani. Ben de ondan sonra alıştım. İnşallah midemize ne mesaj geldi bir tane. Ha, akşam ezanı diyor. He, namaz şeyleri gelir ya vakitleri. Kimliklerimizi değiştirdik. Ondan sonra da yeni bana... Yeni kimliğe yeni mi geçtik? Yeni geçtik daha. İlk 3 gün önce çekindik resim. Şey bitti galiba yeni kimlik. Gayret. Artık biz yeniye geçeceğiz. Tabii sizinki de zamanı bile geldi. Biz daha yeni geçtik. Ondan sonra da ben o gün numaramı verdim. Yusuf'la ikimiz aynı numarayı yazdı. Ondan sonra olsa da herhalde... Bacı. Bilmiyorum valla ayarla. Bilmiyorum ben hiç kaymak koymadım daha. Ben pek yiyemem. Çok. Çok da değil de. Çok dur bir tanesi bir daha koyalım. Ben de bir çözemedim. Tepesi dağında. Işık da onu koyayım dımına yeter. He, he ne diyordum kız? Ha şey o gün şeyleri verdik ya numarayı. O zaman da herhalde kendi numarasını yanlış vermiş. Ondan sonra ikisini kimliğe bugün geldi benimki yok. Dedim kaç gündür seviniyordum. Sen numarayı yanlış verdin. Yusuf'un ikimizin geliyor seninki yok değil. Öğlen gelince bir sevindim açtım benimki yok. İkisininki gelmiş. Allah seni. O da herhalde benim numarayı vermiş. He. Ondan sonra benim kimlik arada kayladı. Bugün bakıyorum bilmiyorum. Bak markasını araştır oğlum. Vallahi yarın da gelmesi. Mesaj gelmiyor. İki mesaj geldi. İkisininki de geldi eve. Benimki için hiç mesaj gelmedi. Ben de nasıl seviniyordum ama onlarınkiler şeydi benimki gelecek diye. Şeye mi düşündüydüm? Düşmanlık mı düşündüydüm? Düşmanlık düşündüm ondan sonra benim başıma geldi. Düşündüğüm gün asla işim rast gelmez. O yüzden hep kalbimi her daim temiz tutarım zaten ama hep de temiz tutmaya devam etmeye çalışırım yani. Hiç öyle bir şeyde işim rast gelmez. Allah biliyor benim vallahi kalbimi. Vallahi hiç düşünmedim ama yine de öyle niye de oldu. Başıma şey oldu. Bir denemişsin işte becerememiş hani bacım gibi. Maalesef. Bizde öyle şey olmuyor arkadaşlar. Pek olmuyor olmuyor. Hani bizim tabiri caizse tabii ki de söz meclisten dışa diyelim. Bizim köyce gavurluk düşünmek anlamında. Gavurluk diller arkadaşlar. Ama şöyle düşünmemiştim aslında ama öyle oldu. Dedim seninki gelmeyecek herhalde. Bizimkilerimde mesaj geldi sana gelmedi dedim telefonla. Senin orada kimlik bilgilerin var ya. He icazı onayladık. Resmi çekindik. Oraya yaptırdık karacağız. Yine de bir devlet dairesine bir daha bir daha. Yine de bir bakayım sen. Yarın bir gün daha gelmezse he. Öyle. Bilmiyorum çaresini bulacağız. Çünkü aracılık bu sefer de senin şey o sıkıntıya girdi. Ya onu iptal ettir yeniden şey yaptı. Yok ya bir daha kim gidecek. Yani. Bir de yapasın. İptal ettirilecek bir şey yok. Bir onu bir araştır. He. Bir bakalım belki gelir. Hocam, daha biz yeni değiştik. He, yapsın temizlerim. Yaramaz. Koca kafalı resimlerimizi çektiler şöyle. Nasipten çekiyorlar ya. İyice makyaj yaptım gittim iyi çıksın diyeyim. Ah, ondan sonra oturayım. O Joğuzhan böyle hemen şurada sütü dedi. Adamın şu arkası kapı. Senin orada fotoğraf çekinme yeri. He. Hemen Joğuzhan oturdu çık dedi. Çekti kalktı. Ben de ta koridorda gülmeye başladım. Önce bunlar beni güldürlerdi. Kendin gülüyorsun halbuki. Oturdum oraya böyle. Baktım Joğuzhan şöyle kafaya basalım. Şu adam aradan bakıyor. Şu da aradan bakıyor. Yusuf da aradan bir gülme aldı beni. Ondan sonra adama dedim ki abi ben gülüyorum dedim. O da olsun dedi. Yenge sen de şey yap dedi. Ben çekeceğim. 3 tane bir çekti. Sonra olmadı. Kafam öyle dermişim. Diz tutuyorum. Yamul diyorum bir diyorum. Yok adam 3 tane daha çekiyor olmuyor. 3 daha çekiyor olmuyor. Ben fingirdom yatıyorum illere. Ah bir diyorum ben gülüyorum. Kusura bakma diyorum. Adam da olsun yengedir. O da gülüyor. Bunlar da fingirdom hep arada. Ben de fingirdom adam da. Yok da çok çekiyor. Gule gule. O sana diyor ki burada tavra gülmeye mi vardı? Ben dedim bir oturmada çektim. Gule gule mi? Yok da dedim. Gülemedik. Çekilemedik. Çekilemedik. Şunlar. Durmadılar beni. Ebo zaten içinde var ya o şey duygulara gidiyor. Tam oraya girip koridorda ben gülmeye başladım. Şimdi ben gülerim dedim.
Bir de bunlar bir bakmışlar, bir kahve oradan, bir adam çağırdım, bir de şu araba. Adam da orada çeker mi? Çeker. Dur teyzem, dışarı neydi? Ömer şöyle gel, abi sana getiriyor. Şöyle in aşağıya. Ha, yavaş. Yavaş, kenardan tutun. İyi tutun teyzem, iyi tutun. Aman diyeyim. Ben de öyle in gelin gittim de arkadaşlar, o zaman kimlik değişmesi gerekiyor ya. İşte evli diye oraya nüfusa geçecek. Eskiden mi, yeniden mi? Eski kimliğim yeni kimliğe geçerken evliden, bekardan evliye geçer ama oturucu kimlikleri de o yazması gerekiyor diye. Yazıyordu. Ama bunun pili yok. Vardık buradan, ben de bir çelgi yaptım. Normalde böyle hani yeni gelin olduğum zaman topluma dedim, giderken başörtümü tam örtmedim arkadaşlar. Böyle yazmayı üstüme aldım. Öyle yaptım, buradan gidelim. Abi diyor ki, abla sen şöyle oturdun, bir dandık ya abi işte Hasan şey herhalde, bizim video, hani düğün videomuzu çeken abiydi. Sen şöyle otur, tamam oturdun, ben ne biliyorum öyle ciddi durulacağını, hani hazır oldu olacağını. Ben öyle oturdum. Öyle dönme, dişlerimi kapat dedi bana. Tamam dedim artık. Ama artık bu diş nasıl kapanacak senin dediğin yazı, kapanmadı. Burada mı sende? Bildi, ben Hasan çarp taraftaydı. Ben azıcık uğraştım, sonunda çektik de. Ben de vallahi 10 tane de fazla resim çekildi.